Evet, deneyimizin bu kısmında çarpışma hava masasında çarpışmayı gözlemleyeceğiz. Burada iki tane kütlemiz birbiriyle aynı. Çarpışmadan önceki ve çarpışmadan sonraki hızları eğer ikisi aynı olursa değişmeyecektir. Başlangıçtaki bir yani enerjinin korunumunu buradan gözlemleyebiliriz. İstersek farklı bir kütle de takabiliriz. Şimdi kütle takarak bunu göstermek istiyorum ben. Bir tanesinin kütlesini değiştirdim. Evet. Şimdi bunların ikisini iki farklı noktadan bırakıp ilk birbirlerine doğru ittireceğim. Ve buradaki çarpışmayı burada gözlemleyeceğiz. Evet, başlayabiliriz. Tekrar. Yapıp güzel oldu. Tekrar. Bırakınca tekrardan yapalım. Tamam. Bırakın. Burada şimdi birazcık karışık oldu ama anlaşılıyor. Kütlelerden bir tanesi bu. Çarpışmadan önceki ve çarpışmadan sonraki. Diğeri ise çarpışmadan önceki ve çarpışmadan sonraki hareketlerini bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Burada çarpışmadan önceki frekanslarımız zaten belli, 20 Hz oldu. Çarpışmadan önceki hızlarını buradan frekans ve mesafeden hesaplıyoruz ve çarpışmadan sonraki frekans ve mesafelerinden çarpışmadan sonraki hızlarını hesaplıyoruz. Ondan sonra orada momentumun korunumu ve enerjinin korunumu deneylerini bu şekilde yapabiliyoruz çarpışmalarda. Teşekkür ederim.